Barcelona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın kapanışı gerçekleştirildi. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin 2 yıllığına sözleşmenin sekreteryasının büro başkanlığı görevini İtalya'dan devraldığını belirtti. Şimdi COP22 kapsamında ülkemiz 2 yıllığına Barcelona Sözleşmesi'nin sekreteryasının büro başkanlığı görevini İtalya'dan devraldı. Önümüzdeki 2 yıllık süreçte hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Ben bu yeni dönemin ve 22. taraf ülkeler toplantımızın ülkelerimiz, Akdenizimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Bakan Kurum, tüm dünyada iklim değişikliği sorununa çözüm bulmak için stratejiler geliştirip bunların hayata geçirildiğini ifade etti. Bugün tüm devletler 4 temel meseleyle, kitlesel göçler, terör, pandemi, çevre ve iklim değişikliği sorunlarına çözüm bulma adına kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmekte ve hayata geçirmektedir. Akdeniz Havzası iklim değişikliği açısından en kırılgan bölgelerden bir tanesidir. Ülkelerimiz iklim değişikliği nedeniyle sıklığı ve şiddeti giderek artan seller, orman yangınları ve kuraklık gibi büyük felaketler yaşıyor. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan bu olumsuzluklar ekonomik açıdan da büyük kayıplara sebep oluyor. Alınan kararların sadece Akdeniz ülkelerinin değil 192 ülkedeki sorunlara reçete olacağını söyleyen kurum, Türkiye'de bölgesel aktivite merkezinin kurulmasının da Akdeniz'in geleceğine olumlu katkılar sunacağını kaydetti. Küresel adaletin yeniden tesis edilmesi için herkesin ama en başta dünyamız içine düştüğü bu iklim krizine neden olanların elini taşın altına ivedilikle koyması şarttır. 21 Akdeniz ülkesi olarak iklim değişikliğiyle mücadelede koyacağımız ortak irade dünyanın iklim kriziyle mücadelesine de çok güçlü bir katkı sunacaktır. Burada alacağımız her karar, birlikte yürüteceğimiz her çalışma sadece 21 ülkenin değil 192 ülkede yaşanan sorunlara birer reçete olacaktır. Bu noktada Türkiye'de bir bölgesel aktivite merkezinin kurulmasının özellikle Akdeniz çanağının geleceği için olumlu katkılar sunacağına inanıyoruz. Biz buna ülke olarak talibiz. Bölgesel aktivite merkezinin kurulması için tüm dostlarımızın desteğini ve katkılarını bekliyoruz.